Ana biz de çıkamayacağız. Simülasyon oyunları dünyası Simulabörl'de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. ETS 2'deyiz. Öncelikle şunu belirteyim. Ben bu videoyu stok video olarak çekmiştim. Belki de 1.45 çıkmış bile olabilir. Ben 1.44 versiyondayım bugün. Oyuncu Yuspis Mods ekibinin 2 tane moduyla karşınızdayım. Bir tanesi Önal Map. Biliyorsunuz artık oyuncu Yuspis Mods destekliyor kendisini. Önal Map daha önce de vardı ama şu anda oyuncu Yuspis ekibiyle çalışıyorlar. İkincisi de bu karşımda görmüş olduğunuz güzellik Setra S517 HDH yani HDH. Öncelikle otobüsten hemen bir bahsedeyim. Modelin sahibi Jekic 1 yani Berezni Levgen. Umarım doğru okumuşumdur. Model edit ve oyunu aktarma Artin Kazancıyan, Convert destek Mahyar Gasemi, F-Mod ses Krikbaum, Amin Babayi, Harun Aras, Skin Pack ise Beybedros, Burak Bıkmaz ve Abdullah Zengin'e ait. Versiyon 2'nin editi Polat Yıldıran tarafından yapılmış. Aracın özellikleri ise 2 adet motor, 2 adet retarder bulunmaktaymış. Ben normalde hani yukarıdakileri seçtim. Siz farklı seçebilirsiniz. Orijinal motor sesi diyor. 20 tane kendilerine özel hareketli tabelalı firma kaplamaları ki şu an zaten görüyorsunuz ben bilerek kendi ismimi yazmadım. Gerçekçi el freni silecek kapı ve iç mekan sesleri, geri görüş kamera desteği ve iç mekan özelleştirebilir iç mekan aydınlatmaları şeklinde özetlemişler. Aracın sesini duymadım. 1.44 versiyonunu indirdim ben. Çünkü 1.45'te pardon aracı zaten 1.44 indirebiliyordum. Map'i de 1.44 indirerek hani ikisini uyumlu hale getirdim. Şöyle varanı seçtim ben arkadaşlar bugün ve bakın burada varanla alakalı bir ekran var. Numarası falan yazıyor. Çok güzel yapmışlar. Gayet hoş olmuş. Şimdi şöyle kapıları açalım. Şurada görüyorsunuz Setra yazıları var. Burada da aynı şekilde. Şöyle camımız açılıyor mu? Açılmıyor mu? Allah Allah. Bakalım şöyle. Bu arada başka bir oyun için yazıyor arkadaş. Ses geliyordur umarım size de. Ha cam açılmış. İçeriden gözükmedi sanki. Dur bakayım. Şuradan bakınca. Buradan göremedim. Ama bak dışarıdan baktığında cam açık. İlginç. Hakan gönderdi bana modu. Buradan kendisine teşekkür ediyorum ve hani bu bir hata mıdır bilmiyorum ama görsün diye bunu da gösterelim. Önal Map'teyiz demiştim. Sakarya'dan gidebilirsek Bolu Dağı'na tırmanıp Bolu'ya çıkacağız arkadaşlar. Şurada Bolu Dağı olduğunu söylüyorlar. Bir deneyeceğiz bakalım. Biraz uzun bir rota gibi olacak. O yüzden hemen çıkalım istiyorum. Aracın sesini hemen bir duyalım. Çok güzel. Geri görüş kamerasını da görüyorsunuz. Allah. El frenimizi çekelim. El freni animasyonu şu aşağıda gördüğünüz gibi. Onun dışında sinyal. Sinyal çalışıyor. Retarder'ımız. Evet güzel. Ben genelde unutuyorum ama sileceği unutmayalım şöyle. Silecek de çalışıyor. Şurada navigasyonumuz var. Yeterli olur diye düşünüyorum. Bana çok yetmiyor ama. Şimdi önce camı bir kapatayım bakayım. Evet gayet güzel. Kapılar kapanırken de çok hoş bir ses yapıyor. Şöyle sinyalimizi verelim. İzin verirlerse yolumuza çıkacağız. DAF'tan izin alırız diye düşünüyorum. Vermedi. Peki. Hadi bakalım bismillah yola çıkalım. Oo ses güzel gürül gürül geliyor. Şu şeyi çok hoşuma gidiyor ya. Elektrik direklerini şey yapıyorlar ya. Pardon biz yanlış yere sinyal veriyoruz. Bir müsaade ben de döneyim. Yanlış yerden döndüm farkındasınız. Ama başardık. Sabah böyle erken saatleri seçtim. Gün doğumuna doğru gidiyoruz. Araç otomatik tabii ki de hala vitesim olmadığı için. Ben almadım vitesi. Almadıkça da fiyatı arttıkça artıyor maalesef. Artık yapabilecek bir şey yok yani tutamıyoruz. Bakalım yollar nasılmış. Bu arada tabii ki Sakarya'daki ve Bolu'daki bütün arkadaşlara selamlar benden. Evet buradan da sağa dönecekmişiz. Şöyle hemen sinyalimizi verelim.
Vitesi güzel seçiyor bak. Otomatik viteslerde genelde sıkıntı vitesi bir türlü ayarlayamamaktır. Bu arada sinyalin geri atış sesi çok güzel. Bize soldan git diyor. Burada Türk bayrakları var. Çok güzel gözükmüyor mu ya? Ses de muazzam. Abi biz buradan dönüyormuşuz. Frene biraz fazla abandım. Motor freni var mı? O şey retarder'ın ışığı da çok güzelmiş. Aracın sesleri mesleri gayet güzel. Arka lastik dönüyor muydu bunlarda? Arka aks. Sanırım dönmüyor. Çok anlayamadım. Sakarya'dan Bolu'nun ne kadar sürer normalde bilmiyorum ama. Haritanın ölçeklemesi biraz farklı olduğu için uzun sürebilir. Yani kesmek zorunda kalmam inşallah. Hoş araç gidiyor yani. Şu an 100'ü geçtik. Böyle basarsak hızlı bir şekilde varırız herhalde. Vites devirleri biraz, yani vitesi arttırdığın zaman devir biraz fazla düşüyor gibi sanki. O da aracın bayılmasına neden oluyor. Bir şanzıman seçeneği daha vardı. Belki onu seçsem böyle olmuyordur, bilmiyorum. İki şanzımanın farkı ne bilmiyorum. Aa, fen bastaki gibi sol taraftan yok oldu şey. Şerit. Oo, bayağı basıyoruz. Hızla gidersek çabuk varırız herhalde. Dediğim gibi 1.44 versiyonundaki ön alma iptiyip arkadaşlar. Burada da yeni olarak bildiğim kadarıyla Bolu gelmişti. O yüzden yani çekmişken onu çekeyim istedim. Yani 1.45 çıktıysa maalesef ben şu anda buralarda olmadığım için bilgisayar başında olmadığım için olamadığım için artık geldiğim zaman tam sürümü çıkmışsa videosunu çekerim. Sizlerle paylaşırım. Bakalım. Aa, doğru. Online'a girmediğim için harita şey oluyor. Kornalarını çalmamıştım. Kornalar da bu şekilde. Retarder'ın sesi falan. Yavaşlatması gayet güzel. Bu amcam ne taşıyor ya? Ha, dozer taşıyor. Şey, yolcu koltuk kafalık ekranları çok güzel gözüküyor. Şöyle sola atalım kendimizi. Eyvallah başkan. Burada da sola mı dönüyoruz? O paralı yola çıkartacak bizi. Göbek mi var? Galiba Göbek'ten dönüyoruz. Evet. Burada zaten yol bitiyor. O yüzden şöyle. Yapma be. Biz geldik. Bir durun. Müdür. Bir müsaade edin ya. Oha. Oha. Ya böyle demek istemezdim ama böyle de geçilmez yani. Neyse. Ne kadar yolumuz kaldı? 4 saat diyor. Bilmiyorum. O kadar gider miyiz? Gideriz herhalde ya. Yarım saate yakın sürecek herhalde video ama sıkıntı yok. Şöyle en sağdan geçelim. Ne yandı orada? Bir şeye basmam mı gerekiyordu ya? Ben geçtim ama. Bak bak, süspansiyona bak. Nasıl sallanıyor.
Soldan devam edeceğiz. Düzce Ankara Bolu. Bolu'dan sonra bir Ankara yakışır artık ya. Kızılcahamam'dan böyle geçip. Bayağı hızlı girdim ama dönüyor araç. Sıkıntı yok. Kaptan yolları biliyor. Emin ellerdesiniz arkadaşlar. Şu üstteki parlamanın falan güzelliğine bak. Detaylar çok güzel ya. Gerçekten yani işçilik denir ya. İşçiliği çok iyi modların. Emeği geçen herkesin eline sağlık bu arada. İlk başta kimlerin emeği olduğunu söyledim ama yani çok güzel bir ekip. İyi de çalışıyorlar. Kaliteli işler yapıyorlar. O yüzden desteklemek borcumuz yani bence. Buradan da bir sola mı döneceğiz? O nedir öyle ya? Yolun virajı mı? Ha. Ya sola döneceğiz sandım. Yol öyle bir viraj almış ki. Şimdi hangi paralı yolda oluyoruz? Normal İstanbul Ankara'sı olan paralı yol bu. Öyle olması lazım yani. Oo, 150'yi falan görmüşüz. Arada bir şeritsiz yer var. Normalde de var bu arada bu. Şöyle geçelim bu tarafa doğru. Ayağa bastık gidiyoruz. Vay 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 vay. 160'ı görür mü dersiniz? 155'i geçemeyecek sanki. Aa, yavaşladı. Yokuşa mı geldik yoksa? Biz nereden gidiyoruz? İstanbul'dan Bolu'ya doğru giderken yokuş başlamış olmalı. Bolu'dan İstanbul'a dönerken çünkü iniyor. Olmadı onun da videosunu çekeriz. Döndüğümde artık. O, hatta belki 1.45 için çekerim o zaman. 1.45 için böyle bir otobüs moduyla yine. Yani tırla da çekilebilir tabii ama. Hadi hadi oğlum hadi oğlum. Evet 160'ı gördük geçtik bile. Dörtlülerimi yakayım da. Acelemiz var. 170'i görür mü? 170 diyenler yok. Göremedik. Birazcık daha bir aşağı doğru eğim olursa görürüz. Vallahi gayet güzel gidiyor araç. Çok da dengeli. Hiçbir sıkıntı yaşatmadı şu ana kadar. Hani böyle nerede ne tepki vereceğini anlıyorsunuz. O yüzden problemsiz sürüş yapabiliyorsunuz. Gayet güzel olmuş. Baksana yolu yedik bile ya. Şimdi şu ileriden bir yerden sağa döneceğiz. Ondan sonra yokuş başlıyor olması lazım. O zaman belki işte uzayabilir olay. Böyle sağdan kaçalım yine. Burada da hala yoldayız. Aa, atlama önüme ya. Neyse. Kaçtık. Ha, oradan sağdan bir dönüş var ama bizi ilgilendirmiyor. Allah. Virajı biraz geç gördüm. Şimdi burada ne yap diyor? Tamam sağ şeride geçtim abi. Karşıda bir olay vardı ama kaçırdım. Polis. Oo. Lastikler ağzımıza giriyordu. Vay. Nasıl gidiyor ya? Şu korna güzel değil ama ya bence. Bilmiyorum gerçeğinde de mi var ama. Bence ha. Kaynaşlı Bolu. Tırın arkasına kalmayalım. Oraya daha güzel bir şey yakışır diye düşünüyorum ben. Polise mi?
Vallahi çarpıyorduk. Şöyle sağdan kaynayalım. Bu bize izin vermeyecek. Dayı ne yaptın ya? Öldürdün bizi. Yakıtımız var herhalde. Aracı sıfır aldım çünkü. Burada Opet var, petrol ofisi var. Gerçek böyle yapılmış benzinlikler. Onun dışında dükkanlar falan var, dükkan. Böyle geçebildiğimiz... Aa, Berces'te. Dinlenme tesisi. Onu da yapmışlar. Oba, bir dakika, yavaş. Yavaş yavaş. Çok hızlı girdik. Oo, viraja bak. Aa, otobüs gitti, tır kaldı derken ana biz de çıkamayacağız. Vallahi biz de zor çıkıyoruz. Şöyle bu yokuşun video şeyi alınır ya. Hatta abo. Hakikaten çok zor çıkıyor yalnız. Sola geçmek zorundayım. Evet. Normalde bu kadar kısa değil tabii bu yokuş da. Şimdi bu oyundaki ölçeklemeye göre düşünürsek bu şekilde yapmaları lazım. Şöyle retarder'lı da inelim. Heh, kenarda çöp kutusu vardı. Allah, yandık. Tır kamyonu sollamaya çalışıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Hepimizi bayacak. Bütün yol bayıldı. İkisi de gitmiyor. Zaten ben de gidemiyorum. Oho, nasıl bağırttırıyoruz? Abo, trafik oldu vallahi. Bir saniye arkadaşlar, şunun bir fotoğrafını almak istiyorum, hemen geleceğim. Evet, geldim. Hala çıkamadık. Yavaştan gidiyoruz. Öndeki araçlar bayağı tıkadılar yolu. Tır mahvetti ya ortalığı. Yemin ederim. Emniyetten basasım var ama benim araç da gitmiyor ki. Yok. Vitesi niye değiştiremiyorum ya? Ha, şey yapmıştım ben. Basit otomatiğe mi çekmiştim? Bir şey yapmıştım. Kendi kendine atsın diye. O şeyle oynarken ki yukarıdaki kartlarda bulabilirsiniz. Truckers MP'ye gelen otobüs, elektrikli otobüsle oynarken şeyi değiştirmiştim, şu vitesi. Kendim atmayayım diye. Zaten onda vites olmadığı için kullanılmıyor diye. Allah Allah, tır mahvettin ya ortalığı. Geçemiyoruz. Vallahi kaldık. Ne kadar daha böyle gideceğiz acaba? Yandık. Dakika diyor aslında, hani oyuna göre çok kısa bir süre ama
Gidemiyoruz ki. 30'da çıkınca yokuşu. Hadi. Hadi basın birazcık. Dur, geçmeye başladı. Ben şu sola atsam kendimi güzel olacak. Eleman da izin vermiyor. Geçeceğim evladım. Bir müsaade et. Yolu aldım resmen. Ve hafif retarderlı. Hafif dedik, hafif. Abi o nasıl fren ya? Şaka mısınız ya? Ah, kamyon geldi, önüme atladı. Allah Allah. Ha, Bolu Dağı diye yazıyor çünkü üste çıktık galiba. En tepeye geldik. Burada bir tane tanker var. Kaçak benzin, mazot satıyor. Şimdi hadi. Hadi inin artık. Bas evladım, bas. O karşıdakiler zorlanıyor bu sefer de. Bunun dönüşünü de çeksek güzel olur ya. Burada daha bir tırmanış var galiba. Oo, kaza mı olmuş? Polis hem yolun ortasında duruyor valla. Çarpıyordum az kalsın. O ne? Adalar mı gözüküyor orada ya? O tır en sonunda sağa çekmiş. Bolu'ya geldik. Tekrar Bolu'daki herkese selamlar. Oo, mods oyuncuyuz biz diye şuraya şeyi de koymuşlar. Güzel olmuş. Ha, yokuşu çıktıktan sonra inerken çok bir şey yok zaten. Sıkıntı olmadan hemen geldik. Şuradan bir yerden sağa dönüp arkaya geçmemiz lazım. Bolu keşfedildi, eyvallah. Ben şöyle kendimi sağa atayım. Of, ne biçim yavaşladım ya. Fren gücünü mü fazla yapmışım acaba? Ben şöyle gidelim. Aa, ne güzel, pazarcılar mı var burada? Kilosu kaça? Elmanın. O karpuz kabında var. Pazarlık yapıyorlar. Evet. Şurada garaj var galiba. Ben şurada bir şey vardı, oraya işaret atmıştım. El freni çektim durmak için. Buradan sola döneceğiz. Bir galeri olması lazım orada. Orada da bitiririz diye düşündüm. Bakalım ne galerisiymiş, göreceğiz. Ha, şimdi lastik dönüyor mu dönmüyor mu gözükür. Bakalım. Evet. Azıcık bile olsa dönüyor. Yani çok çevirdiğimizde dönüyor. Bak bak bak. Evet. Aa, yoksa şey mi bu? İşçi bulma kurumu mu? Dışarıdan retarder duyuluyor. Ve koymuş. Bakayım şimdi şu lastiğe. Bunu bir kapatırsam siz de göreceksiniz. Evet, bak. Dönüyor. Şöyle bir yerde duralım. Evet. Buraya park edelim. Geri görüş kamerası nasıl, bir bakayım. Duvarı görebilecek miyiz? Öyle. Biraz daha yaklaşsam. Sanki bayağı bir yaklaştık. Bakayım. Sıfır kamerasıyla bakmak istiyorum. Aa, bayağı bir yer varmış daha. Sanki böyle çarpacakmışız gibi gösteriyordu ama bayağı bir yer varmış. Evet. Şöyle kapılarımızı açalım. Aracımız Setra'ydı.
S517 HDH. Gecesini göstermedim. Şöyle bir hemen gece de yapayım arkadaşlar. Skybox'ı düzeltmiştim. Şöyle bir 23 yapalım. Aracın gece görüntüsünü de şöyle görün. O'ya bastığımızda. Evet. Işıklar yanıyor. O'ya bastığımızda. Şu, evet. O yukarıdaki ışıkları da bu kapatıyor. Bakın. Böyle açabiliyorsunuz. Onun da rengi değişebiliyor. Aynı zamanda varan yazısı falan da yine bu ışıkla geliyor. Böyle dörtlülerimizi de yakalım. O dörtlüler de gece çok güzel gözüküyormuş. Arka tarafını da göstereyim. O ben koymuştum ben. Şöyle bir tık öne gidersek daha rahat olacak. Siz de görürsünüz. Evet, arka tarafta böyle. Frenler. Geri vites lambamız. Gayet güzel olmuş. Gerçekten emeği geçen herkesin eline sağlık. Muhteşem işler başarıyorsunuz. Umarım hani bu şekilde devam ederseniz biz de böyle keyifle oynayıp videolarını çekeriz. Siz de arkadaşlar destekleyebilirsiniz. Erken erişimde olan ücretli modları satın alıp siz de destek olabilirsiniz oyuncu Space Mods ekibine. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.